Son takvim gösterimi videosunda da belirtmeye çalıştığım gibi, İsa'dan önce, İsa'dan sonra veya milattan önce, milattan sonra tabirlerinden hangisini kullanırsak kullanalım, aslında sıfır yılı olmadığını görürüz. Yani yıllar İsa'dan önce birden başlıyor. Sonra İsa'nın teorik doğumu geliyor. 1 Ocak, İsa'dan sonra 1. Bu arada çoğu tarihçi İsa'nın 1 Ocak, İsa'dan sonra 1 yılında ya da tam olarak bugün doğduğunu düşünmüyor. Bu da ayrı bir çelişki. Ama anlatmaya çalıştığım şey bu değil. Önemli olan sıfır diye bir yılın miladi takvimde yer almaması. Ve sizin de bunun farkında olmanız. Yani 31 Aralık İsa'dan önce 1'den, 1 Ocak İsa'dan sonra 1'e geçiyoruz. Son videoda bunu vurgulasam da, Platon'un doğumuyla Kolomb'un Yeni Dünya'yı keşfi arasında kaç yıl olduğunu hesaplarken bunu hesaba katmadım. Hesaba katmamamın sebebi 1492 yılının yani milattan sonra 1492'nin İsa'nın teorik doğumundan itibaren 1492 yıl sonrası olmamasıydı. Bu teorik yılın İsa'nın gerçek doğduğu yıl olmadığını biliyoruz. İsa peygamber muhtemelen daha önce doğdu. Bu örnekte Hazreti İsa'nın doğumundan beri geçen 1491 yıldan bahsediyoruz. 1492 yıl değil. Yine vurgulayayım. Takvimlerimizin baz aldığı bu doğum tarihi sadece teorik bir tarih. Milattan sonra 1 de 1 Ocak tarihini düşünelim. İsa'nın doğumundan itibaren kaç yıla denk geliyor? Biliyorum bir yıl demek istiyorsunuz ama işin aslı öyle değil. Çünkü İsa peygamberin gerçek doğum yılı bir yana, takvim sisteminde kabul gören teorik doğum yılı da sıfır değil bir yılına denk geliyor. Yani burası doğumdan beri sıfır yıl veya neredeyse sıfır yıl. Başka bir düşünme şekli de şu. Milattan önce bir yılının bir ocakı ile şu üstteki arasında kaç yıl var? Basit bir matematik hesabı yapmaya kalkarsak şu bir yıl önceyse, şu da 1 yıl sonraysa ikisini toplarım cevap 2 olur diye düşünebilirsiniz. Ne yazık ki bu cevap da yanlış. Çünkü tekrar ediyorum. sıfır yılı diye bir yıl yok. Matematikte öğrendiğimiz sayı doğrularını unutun. Burada özel bir durumdan bahsediyoruz. 1 Ocak milattan sonra 1 tam şurada. 1 Ocak milattan önce 1 de tam 1 yıl önce. İkisi arasında sadece 1 yıl fark var. Buradaki matematiğin garip görünmesinin sebebi 0 denilen bir yılın olmaması. Eğer sıfır yılı diye bir yıl olsaydı bildiğimiz matematik kuralları geçerli olurdu. Son videoda yaptığım hesaplama da doğru olurdu. Yani M.Ö. 428 olan Platon'un doğumuyla Kolomb'un Atlas Okyanusu'nu 1492'de gezmesi arasındaki farkı şöyle hesaplardık. İşte şu Hz. İsa'nın teorik doğumundan önce 428 yıl ama şurası teorik doğumdan 1492 yıl sonrası değil. 1492 eksi 1. Hesaplamak için bu iki sayıyı topluyoruz şu önceki 428 yıl, şu da 1492 eksi 1 yıl sonra, yani iki sayıyı toplayıp biri çıkarırız. Düzeltme kısmı geliyor. Platon'un doğumu ve Kolomb arasındaki yıl 1920 değil, bundan 1 eksik. Yani 1920 eksi 1, 1919 yıl. 1 milattan sonra ve 1 milattan önceyi pozitif ve negatif sayı olarak düşünebilirsiniz. Şu artı 1, şu eksi 1. İkisi arasındaki fark 2. Ama 0 olmadığı için bir daha çıkartmamız lazım. Tekrar vurgulamak gerekirse, 0 yılı diye bir yıl yok. Onun için milattan önce ve milattan sonra iki tarih arasındaki yıl farkını hesaplarken matematiksel işlemi yaptıktan sonra bulduğumuz sonuçtan 1 yıl çıkarmamız gerekiyor. Budur.